Evet sevgili dostlar, sinirden uyuyamayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben sinirden uyuyamayıp bu videoyu yapıyorum. Diğer kanala da video çektim. Buraya da çekeceğim. Konya'da şampiyonluk çünkü Mucizelere kaldı. Mucizelere inanan varsa elinde attık bir köprü var. Bu arada bir rüya var. Yani rüya gerçekleşir mi? Böyle bir şey olur mu? Derseniz size rüyayı göstereyim. Rüya gerçek olur diyorsanız siz bilirsiniz. Rüya gerçek olacak mı dersek bunu size bırakıyorum. Milyonlarca Fenerbahçe'nin emeklerine, desteklerine yazdık. Bünyamin Gezer, Ahmet Oğuz'un Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahale çok net bir şekilde kırmızı karttır. Ve bu yanlış karar belki de ligin kaderini tayin etti diyor. Şimdi bir umudum şurada. Bakın bir bu kırmızı kart belki de Fenerbahçe'nin 2 puanını çaldı. Sivas'taki verilen penaltı belki de Fenerbahçe'nin 2 puan daha çalındı. Hani bu sadece soru olarak soruyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani 4 puanı çalınan takım şu an 6 puan geride. Belki 6 puandan daha da fazlası olur. Bunu da size sorayım istedim. Ne dersiniz? Ha şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin bu 4 puanı alsa bile ulan bir şey yapar Fenerbahçe. Yine bu 4 puanı hiç ederdi. Görüşü de herkes de. Hakim. Onun dışında biraz kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Size sıkmamak adına. Başka başlığımız ne? İsmail Kartal'dan açıklamalar diye. İsmail Kartal açıklaması büyük saygısızlık diyeyim. İsmail Kartal basın mensuplarına konuşma yapacağı sırada o da yok. Aklıma iki ihtimal geliyor. Bir, İsmail Kartal ilk maçta bir şey yaptı da acaba başka bir şey mi oldu diye. İkincisi, acaba dediler İsmail Kartal soru almayacak. Onlar da ulan madem soru almayacak, ama bizim burada ne işimiz var diye. Eğer İsmail Kartal soru almayacağız diye ise, hani eğer soru zaten almayacağız diye gelmediyse bir şey diyemem ama öbür türlü. Şimdi hocam Sivas'ta son dakikada penaltı uyduruldu. Fenerbahçe'nin 2 puan gasp edildi. Fenerbahçe yönetimi ne maçtan sonra ne de sonraki gün yetmedi. Hiçbir şey söylemedi. Bugün 32. dakikada rakip 10 kişi kalması gerekiyor. Sarı kartla geçiştirildi. Muhtemelen belki Fenerbahçe 3 puan alacaktı. 2 puanımız gasp edildi. Puan farkı 6. Ya farkında mısınız? Fenerbahçe yönetiminden tek kelime yok. Son günlerde de olmayacak muhtemelen. Fenerbahçe rezil futbol oynayabilir. Futbolcuların beceriksizleri yüzünden beceriksizlikleri yüzünden gol kaçırabilir. Ama bu demek değil ki sahada hakemler tarafından kuranacak diye. Çok itiraz var, çok isyan var. Ama boş. Bu yönetimi seçen biz deriz. Arkasına duran da yine biz deriz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz diyor. Tadiç şampiyonluk artık zor. Serdar Dursun bize yakışmadı. Şimanski söylenecek bir şey yok diyor. Ben Şimanski hakkında bir şey söyleyeyim. Rezil bir durumdasın Şimanski. Sen kendine bunu yakıştırabilirsin. Hani 4 aydır gol atamayan rezil bir durumdasın. Maç ne dert ne. İki sakatlık yaşadık. Muhtemelen İrfan Can sezonu kapattı. Yağız Sabuncuoğlu'nu belirtiyor. Adalede bir çekme var diye sol alt adalesine batma ve acı hissetmiş. MR'dan sonra net konuşulur ama muhtemelen yırtık var. MR çekilsin detay vereceğim. Onun dışında başka ben var olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar. Ha, geldik bence esas konuya. Şimdi sevgili Ali Koç, sen Fenerbahçeli misin, değil misin? Çok merak ediyorum. Ya hocam sapına kadar Fenerbahçeli sponsorluklar yaptı falan filan. Ya tamam yapabilir de. Şimdi İzmir'deydi sanırım. Bir tane imam Cuma hutbesine çıkıyor. İlendirici de bir metin olsun. Cuma hutbesinde ne diyor biliyor musunuz? Ben aslında ateistim diyor imam. Bunca zaman size diyor namaz kıldırdım. Ama ben ateistim. Ben işimi profesyonel yapıyorum. Şimdi ben de Ali Koç'a çok açık ve net iki tane soru sorayım. Bir, siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlayamamışsınız demiştim. Tam olarak bu muydu yoksa hani arenada 6-0 yenilme planı falan da var mı? Her türlü rekoru ihlal ettik ya. İşte bunu mu edeceğiz diye. Ben varken bizi şampiyon yapmayacaklar cümlesini 6 Ocak'ta kurdunuz. Takım ligde lider. Türkiye Kupası'nda devam ediyor.
Konferansta lig gruptan lider çıkmış. Süper Kupa maçını oynayacak favori. Bu cümleleri niye kurdun? Rahat mı battı? Fenerbahçe'nin ileri gitmesini istemediğiniz için. Gerçekten bak. Yani 6 yıl 0 Süper Lig, 0 Süper Kupa, 0 Avrupa Kupası, bir tane Ziraat Türkiye Kupası, bir tane Şeytan Kupası. Teknik direktörler bak bir çırpıda sayayım. Filip Koku, Erwin Kuman, Vitor Pereira, Jorge Jesus, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belezoğlu, İsmail Kartal. Not arada Volkan Demirel birkaç tur binde. Zeki Murat Göle binde. Yani sayısız başarılar, başarısız transferler, hedefler, kararlar, açıklamalar, ekipler, yönetimler, anlayışlar. Hala Ali Koç mu diyorsun? Yani o kötü bu kötü şunu düzeltelim bunu düzeltelim bak o çok güzel kadro kurdun kaleci antrenörünü düzeltelim. Sağlık ekibini düzeltelim yok abi. Bir şey diyen FETÖ'cüdür. Bir şey diyen FETÖ. Al sana FETÖ. 6 Ocak'ta bak. Ligler Avrupa'da süper. Son 16'ya kalmış. Süper Kupa 4 Kupa hedefim var. Ya sene sonu yokum dedin Ali. Varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Verdiği elde tutmak zor. Ya kardeşim Fenerbahçe Trabzonspor'u yenmiş dönüyor. Ligden çekilme mevzusu. O kadar insan oraya topladım doğum gününü kutlattım. Yani 2 Nisan olayı. Ya takımın mental çöküşü sebep bu. Hani Fenerbahçe sizce hangi maçta şampiyonluğu kaybetti diye bir soru sordum. Burada 1-1 evde. Alanyaspor'la 2-2 evde. Sivas'la 2-2. Konyaspor'la 0-0. Ben şunu söyleyeyim. Biz 6 Ocak'ta kaybettik. Biz şampiyonluğu 6 dakika. Bu tarafa bakmanız. Bak mesela dünkü maça ilişkin ben aklımda birçok deli soru var. Yani sorsam bir dert sormasam bir dert. Çok şeyi merak ediyorum. İsmail Yüksek sakat kabul. Mert hani 3 tane Türk oyuncu kabul. Mert Hakan Yandaş 10 numara. Şimanski'yi 8'i Fred'i 6 yapmak neyin aklı? Fred Türkiye'nin en iyi 8 numarası. Sen 6'ya çektin. Şimanski Türkiye'nin en iyi 10 numaralarından biri. 4 aydır kısır olmasa en iyi 10 numara 4 ay önce. Ben çıktı 8'e çektin. Ya bir oyuncu yüzünden 2 kişiyi niye kaydırdın? Haftada 3 maç oynatırken bile 90 artı 14'te bile sen almadın. Tadiç'e. Asist umudu olan Tadiç'e 81'de çıkartmak nereden aklına geldi? İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel 10 gündür ne yaptı da maçta sakat? Belli değil mi? Ya sezon maçından beri gol lazım olan hiçbir maçta 3 forvete dönülmedi. Bu maçta aklına nereden geldi? Uğruna bir sezonu hiç ettiğim prenslerin böyle bir maçta niye oyun almadın? Ben bunları if diye söylemiyorum. Bunlar yüzünden sezonu hiç ettin. Crespo'yu, Lincoln'u kovdun bunlar yüzünden. Değdi mi? Bak bugün Crespo olsaydı Crespo, Şimanski, Mert, şey, Crespo, Fred, Mert Hakan yapardım. Sorun çöz. Seninle oynamana gerek kalmaz. Ya madem bunlar bir maçta bile bu maçta bile oynayacak kapasitede değil. Hiç ettik. Prensin Krunic niye oynatılmadı? Madem aldık ettik. Krunic, Fred, Mert Hakan yapardı. Bak yine şey yapardı. Maske de son haftalarda tutuk. Neyse istatistiklerde 7 pozisyon. Bir hafta boyunca onun arkasına. Sağlık ekibi süper. Termalden sakatlık önleyici bir teknolojimiz var. Cihazımız var. Antrenör ekibi süper. Gerek yok değişime. Ya en süper sensin İsmail Kartal. Kabul. Şahanesin. Futbolun Adnan Oktar Şubesi. Tebrik ederim. Hamburg. Ram sevmem. Ramsey'im geçmişi yaptıkları ettikleri nefret ettirir kendinden. Ancak Kambur'un şey yapamayacağını anlayan Galatasaray yönetimi bir tane yabancı bir tane Türk. Şimdi bakın. Çoğunuzun haberi yok. Hocam Ali Koç gitmesin mali olarak batarız. Yağız Sabuncuoğlu söylemiş beni. Diyor ki Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar TL'yi geçti. Ali Koç için sportif anlamda haklısınız ama ekonomik anlamda çok iyi işler yaptı diyorlar. Fenerbahçe şu anda en çok borcu olan takım birinci sırada. Hangi ekonomik işleri? Açılmaz söylen değirmen dönmez. Dönmez. 2 hafta önce Fenerbahçe oyuncuları hocayla bağlarını koparttı diyor. Ya sabır. Son 3 maç için Volkan Demirel gelsin diyorlar. Sergen Yalçın Antalya Spor'u bırakacakmış. Bir turda Sergen Yalçın bir... Lan nasıl bir takım olduk ya? Ya siz ben bir şey söyleyeyim mi size? Jesus hatalıydı. Erol Bulut hatalıydı. Ersun Yanal hatalıydı. Kuman hatalıydı. Koko hatalıydı. 11-12 tane teknik direktör. Hepsi hatalıydı. Bir kişi hariç. Ali Koç. Ali Koç dışında hepsi hatalıydı. Değil mi? Adam doktor etmiş demiş ki
Nereye dokunsam ağrıyor. Bak ağrıyor, 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 ağrıyor. Doktor teşhisi koyuyor. Senin parmağın kırık. Bizim her yerimiz ağrıyor. İnanın her yerimiz ağrıyor. Dokunduğum yer ağrıyor. Bir Allah'ın kulu da parmak kırık desin. Serdar Ali Çelik der, seneye Fenerbahçe'nin yeni hocasının Jose Mourinho olacağı yönünde duyumlarım var demiş. Bir şey değişir mi? Zannetmiyorum. Siz hala meseleyi İsmail Kartal, Jose Mourinho meselesi mi zannediyorsunuz? Bak, Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelsin. Tazminat kovalar. Hani Ali Koç devam ederse tazminat kovalar. Ulan bir de ben yok. Hayatının pokerini oynuyor dedi Kuruz için. İşte tazminat yoldu. Van der Vieri gönderirken para verdik. Bir hatırlayın. Adil Rami'yi getirdik giderken para verdik. Her futbolcu para verdik neredeyse. Bak çok şerefli futbolcularımız, çok şerefli teknik. Ersun Yanal ne dedi? Eğer mesele benim ayrılığımsa, ben ayrıldığım zaman Fenerbahçe yükselecek dedi. Ben ayrılıyorum dedi. Emre Belezoğlu, Ersun Yanal'la tartıştı. Biz Emre Belezoğlu'nun safında yer aldık. Anlaş. Gökhan Gönül, Diego Ribas'la tartışmıştı. Biz Diego Ribas'ı tutmuştuk. Gökhan Gönül'ü tutmuştuk. Ya da Diego Ribas'ı tutmamıştık. Anlatabiliyor muyum? Tartışmalarda biz hep yanlış tarafız. Mert Hakan'la Ceko tartıştı. Biz Mert Hakan'ı tuttuk. Bak Mert Hakan haklı falan dedik. Ne bakılmıyor. Ben bir şey söyleyeyim size. Aziz Yıldırım'ın aday olacağı konuşuluyor. Ben Aziz Yıldırım'ın aday olmasını desteklerim. Haklılık olsun. Nedir? Kimse aday çıkmıyor. Sanki Fenerbahçe'nin üstünde bir program var. Kimse aday çıkmıyor. Aziz Yıldırım çıksın aday olarak. Valla bak. Mourinho'yu getirsin. Mourinho diyordu. Çok rahat konuşuyor. Aziz Yıldırım aday oluyor. Mourinho'yu getiriyor desem. Şey yaparsın. Bak. Ferit Şahenk, Murat Ülker, Nihat Özdemir, Abdullah Kiyıl'ın. Bu tip isimler Aziz Yıldırım'a gönülden bağlıdır. Şu anda Ali Koç'a nasıl işte 12 numaradır, genç Fenerbahçelilerdir, Ahmet Ercanlardır gönülden bağlıysa. Ki ben doğrudur yanlıştır bir şey demem. Ama Ali Koç her fırsatta o FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, bu hain, bu Norveçli, bu bilmem somon balığı, bilmem pantolon balığı falan dedi ya. Şu saatten sonra da Ali Koç'u destekleyeni millet FETÖ'cü ilan eder. Herkes desem FETÖ'cü ilan eder. Millet onu yap. Şunu diyeyim. Ferit Şahenk, Murat Ülker. Murat Ülker son senesi sanırım. Son senesinde feragat eder. Ulan Ali Koç, Aziz Yıldırım. Geç Fenerbahçe'nin başına. Sana benden yıllık 20 milyon euro der. Satışım. Arkadaşlar spor. Verir mi? Verir. Ferit Şahenk, NTV Star grubu. Abdullah Kiyılı, Nihat Özdemir. Zaten liman zekatını verse Fenerbahçe yılda o 50 milyon euro futbolcu transfer eder. Ben bir şey söyleyeyim. Bunlar Aziz Yıldırım'a destek verirse zaten Fenerbahçe'nin uçuşu orada başlar. Ha, sen Aziz Yıldırım'ı ister misin hocam? Ben Aziz Yıldırım de. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Fenerbahçe'nin başarıdan başarıya. Ben Fenerbahçe'nin kaçmasını kaçmasını istiyorum. Camianın evladı diye değil. Ya katli hak edenin getirilmesi. Geçen bir yerde şey olmuş. Seçimi CHP kazanmış. AK Parti kazanmış. Seçilen CHP'li gitmiş. Partiye yeğenini getirmiş. Lan millet zaten bunu eleştirdiği için seni seçti diyor. Sonra da demiş ki ya işte gençlerin önünü açmak lazım falan filan. Arkadaş çık de ki benim yeğenimin Amerika Üniversitesi diploması var. Bu iş için okudu bu çocuk. Ben bu yüzden getirdim de. Herkes. Ya arkadaş bir belediyeye adam mı alıyorsun? De ki arkadaş kamu yönetimi okudu. Bak bu çocuk Amerika'da master yaptı. Şu kadar dil biliyor. Şunları biliyor de. Evet. Hiç kimseden tepki çıkmaz. Niye tepki göstersin ya? Al mı insanlar niye tepki göstersin? Niye sussun? Millet zaten şey arıyor. Hani böyle bir güzellik arıyor. Bir şeyler konuşalım istiyor. Yani ilginç ya, çok ilginç. Ha, Fenerbahçe 3 isme mahkum durumda. Saadettin Saran, işte Ali Koç, Aziz Yıldırım falan filan. Ben Fenerbahçe'nin bu durumda olmasına bile üzülüyorum. Fenerbahçe bu durumda olacak takım değil ya. Söyleyeyim, bu durumda olacak takım değil Fenerbahçe. Ya. Ya 10 tane, 20 tane, 50 tane aday olması lazım. Ahenk de olabilir, Ülker de olabilir. Nihat Özdemir olabilir. Medal Aydınlar olabilir. Başkası olabilir. Hani ben şu diye demiyorum. Ama ben Murat Ülker'in stat isim sorundan feragat edeceğini.
Bak Aziz Yıldırım finansal olarak güçlü bir elinde değil. Finansal olarak güçlü bir aday olmak. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zıtlaştığı için Aziz Yıldırım. Koç kendi söyledi. Başkan yapmazlar. O zaman zıtlaşmayacak adamlar olur. Bence Ali Koç da başkan adayı olacak. Aziz Yıldırım da olacak. Biz bir kapışmayız diyeceğiz. Ben bu kapışmanın içinde şunu soruyorum. Bu da başlığımı aldım. Ahmet Oğuz gibiler Fenerbahçe'ye düşman. Ali Çamdalı gibi daha yeni teknikte kurulan takımın lara karşı Fenerbahçe böyle kısır oynayacak mı? Volkan Demirel, Sergen Yalçın falan filan gibi böyle basit söyleşiler mi yapılacak yoksa adam akıllı teknik oyuncular falan mı seçilecek? Fahattin Şimşekler bilmem Halil Umut Meler'ler falan Fenerbahçe'yi rahat rahat doğrayabilecek mi? Yoksa her yerde mi Fenerbahçe var? Rıdvan Dilmen bugün bilmem ne yönünde yorum yaparken yarın parayı seçip başka yorum yapabilecek mi yoksa Fenerbahçe'nin bir ağırlığı otoritesi olup bunlar korkup Fenerbahçe'de yorumlar yapabilecek mi? Dzeko, Ferdi, Batshuayi, Fred, Tadic gibi isimler formayı hak ederken Szymański Dzeko düşüş yaşadığında arkadaş sen de yedek dur diyebilecek kapasitede olacak mıyız? Serdar Dursun'u sene başında gönderip devre alacak hatalı. Mert Müldür yedek kulübesinde teknik kadrodur. İtiraz edip kalalığı yapabilecek mi? Ne bileyim Crespo Lincoln gibi hak eden futbolcular dururken Zayas Kuruç, Joshua King gibi formanın değerini bilmeyecek. Oynatılır. Çok merak. TRT Spor'a düşmanız, beIN Sports'a düşmanız, A Sports'a düşmanız. Bir kereye mahsus. Arkadaş bütün düşmanlıkları yoksaydı zaten sonra de dikkat edin biz de dikkat edelim diye çizgi çekilecek mi yoksa yine bu düşman mantalitesi sürecek mi? Merak ediyorum arkadaş. Serhat Akın, Ümit Özat, Serdar Ali Çelikler bunların üçü de FETÖ'cü falan ilan edildi. Biz böyle hani aykırı konuşanları bilmem neci ilan etmeyi sürdürecek miyiz? Yoksa arkadaş gel buraya. Derdin ne senin? Açık söyle. Benim derdim Fenerbahçe. Benim derdim para. Kardeşim derdin paraysa dahil etme adam gibi yorumunu yap. Derdin Fenerbahçe ise yine adam gibi yorumunu yap. De bilelim. Yani herkes düşman. Herkes düşman. Herkes düşman ilan et. Ya Cumhurbaşkanı gelmiş Fenerbahçe'nin bilmem ne kongresine bilmem ne beratı alıyor. Kola siyaset karışması. Sen karışır. Sen söyler. Ama sen onu kullan. Kenan Evren Lisesi hala bekliyor. Demek ki vermeyecekler. Demek ki orada başka bir şey. Ya sosyal medyada çok iddialar var. Diyorlar ki işte Fenerbahçe'den şey istediler. Stadı istediler. Fenerbahçe stadı verirse Fenerbahçe şampiyon olacak. Eyvallah biz yani biz rakibi eleştirelim. Hakemleri eleştirelim. Onu eleştirelim, bunu eleştirelim. Kabul ama ya kardeşim. Biz bazen de kendimizi de eleştiriyoruz. Ya rakip şöyle kullanıyor, rakip böyle kullanıyor. Tamam sen de rakibe tepki için çık başka bir şey yap. Başka bir şey yap. Ben hala söylüyorum. Fenerbahçe CHP Bahçe'ye dönüştü. Ali Koç. Biz tepki almasak bile tepki aldık. Yani üstümüze okları çektik. Riyad'da kriz. Atatürk dedi. Arkadaş aklın orada mı geldi Atatürk'ten? Ne kadar bir sürü şey yapıldı. Neyse. Çok da derinlere inmenin lüzumu yok. Ben her şeyin sorumlusunu 6 Ocak görüyorum. 6 Ocak'ta Ali Koç o açıklamayı niye yaptı? Bir de şunu da hatırlatayım. Bu kadar kongre üyesi toplandığı stada Ali Koç konuşmaya bir giriş yaptı. Pat 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 pat. Ondan sonra bir şeye geçti. Neydi onun adı? İftar mı? İftar mı olsun? Ali Koç biriyle çok konuştu. Konuştu sonra. Birdenbire döndü. Ya Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Şampiyonlar gidiyor. Çıktı Ali Koç çıktı. 59 öncesi şampiyon. Trabzon'la kafa kafaya yarışıyoruz. Çıktı dedik. Ona destek. Hocalarını falan sattı. Yani o, bizi oraya düşman etti. Bizi oraya düşman etti. Oraya düşman etti. Oraya düşman. Herkese düşman olduk. Adamlar da diyor ki size müstahak.
içimizdeki hainlerle uğraşırız. Dıştakilere uğraşırız. Ya sen bulduğun pozisyonlara bir şey yap. Birlik yok. Ha, hakemler hiç mi hakkını yemedi? Yedi. Hakemler sana hiç mi, senin lehine hata yapmadı? Bence lehine hata yaptı da oldu. Lehine hata yapmadı. Bak, hiçbir takım benim lehime hakem hata yapmadı diyemez kardeşim. Hiçbir takım benim lehime hakem hatası yok diye. Ya da hiçbir takım işte, ya arkadaş benim de hep hakkım yeniliyor, hiç de benim lehime bir hata olmadı. Hani yorum farkıdır, bilmem nedir falan filan. Ha, çok şey söyleriz de, gerek yok arkadaşlar. Size şunu sorayım. Aziz Yıldırım başkanlığında Jose Mourinho teknik direktör, Ferit Çağenk'tir bilmem nedir, şudur budur gibi bir destekler alsak, düşman olduğumuz ne kadar kitle varsa en azından arkadaş müzakere yapalım, düşmanlığı bitirelim diye masalara oturursak en azından düşmanlıkları bitirmeye çabalım. Çünkü bak, buradan bir sonuç alamayız. Yani Sports bize düşman pozisyonlarımızı gidiyor. Vallahi Galatasaray maçından sonra da ben bazen denk geliyorum. Yani saatler sonra sosyal medyaya bir şey düşüyor, açı düşüyor. Bak böyle bir açı da varmış. Lehine ya da aleyhine oluyor. Abi bir düşmanlıkları bitirelim. Herkesin bize düşman olduğu mantığı. Bizim bizden başka düşman. Kendi kendimize. Bir de zafere giden yolda her şey mübahtır. Zafere giden yolda her şey mübah değildir. Ama zafere giden yolda Fenerbahçe'nin mübah olabilecek iyilikte, güzellikte şeyler yapmak lazım. Biliyor muyum? Nedir mesela? Mübah olan nedir? Herkes siyasi destek mi alıyor? Sen de alacaksın. Mübahtır. Herkes işte siyasi iktidarla muhabbet mi ediyor? Sen de edeceksin. Herkes Cumhurbaşkanı ziyarete mi gidiyor? Sen de gideceksin. Ya bunun ayıbı günahı yok arkadaşlar. Mübah olan şeyler, herkesin yaptığı şeyler sana da mübahtır. İşte teknik direktörün, başkanın yanağını mı okşatıyor? Sen de okşat. Ben buradayken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Ama ben önümüzdeki sene de devam etmek istiyorum. Dert ne? Maç ne? O zaman sen Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmasını, şampiyon olmayı istemiyorsun. Levent Ümiteroğlu, Aziz Yıldırım'ın en zengin Fenerbahçelilerinden oluşan bir yönetim kurulu kuruyor. Ali Koç aday olsa da aday, kendisine karşı tarafın yönetimini almayı düşündüğü medyatik bir ismi belgelerle ağır bombalayacak demiş Levent Ümiteroğlu. Yani durum bu. Bu felsefeyle zor yani ya. Felsefeyle zor. Sorumluluk bana ait demeyle şundan bundan da olacak iş değil. Fenerbahçe bir girdabın içinde çıkmak için kendine ihtiyacı. Başka bir şey değil. Ha, eminim büyük ekşi bilmem işte ekibi Riva'da şampiyonluğu kutluyorlar. En büyük pay sahiplerinden biri de onlar. Ama bizimkiler de ekmeğine yağ sürdü. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Sizler de sakin. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun hepinizden. Görüşmek üzere.